Evet arkadaşlar, Güneydoğu Anadolu bölgesi. Güneydoğu Anadolu bölgesine baktığımızda Orta Fırat Dicle bölümü ikiye ayırmışız. Önce Güneydoğu Anadolu bölgesiyle alakalı şunu bileceğiz. Ülkemizin en düz bölgesi. Nereden anlıyorum hocam bunu? Dikkat et. Diğer bölgelerde olduğu kadar bölge içerisinde çok renk değişimi söz konusu değil. Eğer bir bölgenin fiziki haritasında çok fazla renk değişimi söz konusu değilse, burada şunu çok rahat görebiliyorum arkadaşlar. Yükselti çok değişmiyor demektir. Engebe durumu çok fazla yok demektir. Bu da düzlüğünün göstergesidir. Bakınız, fiziki haritadaki renkler bize arkadaşlar yükselti basamakları, yükselti değerleri arasında bilgi verir. Ve bir bölgenin bölge içerisinde, bölüm içerisinde eğer çok fazla renk çeşidi kullanmışsam yükselti basamağı çok fazla değişiyor demektir. Mesela Karadeniz'de. Karadeniz'de ne yaptık hocam? Yeşil renkten tutup da ta koyu kahve tonuna kadar birçok rengi kullanarak karşımıza çıktık. Ve bu da yükselti değerinin kısa mesafede çok değiştiğinin göstergesi. Ama bir fiziki haritada bölgede baktığınızda renk değişimi çok fazla olmuyorsa burada otomatikman ne yapıyoruz hocam süreç içerisinde? Çok fazla yükseltinin değişmediğini, bu da düz bir bölge olduğunun göstergesi. En düz bölgemiz Güneydoğu Anadolu bölgesi, unutmuyoruz bunu. Ve burada baktığınızda Güneydoğu Anadolu bölgesiyle hangisi daha gelişmiştir diye sorarsa Orta Fırat bölümü daha gelişmiştir arkadaşlar. Orta Fırat'la alakalı temel noktada şunu bileceğiz. Orta Fırat'ta sanayinin geliştiği ya da baktığınızda tarımsal faaliyetin çok fazla yapıldığı, ticaretin olduğu, turizmin geliştiği yerlerden bir tanesidir. Orta Fırat her konuda Dicle'nin ağzına vurur ama bir konuda Dicle ondan bir tık öndedir. Nedir hocam o? Maden konusunda. Dicle bölümünde madencilik Orta Fırat'a göre daha fazla gelişmiştir. Ama diğer tüm unsurlarda Orta Fırat bir adım önde. Özellikle Orta Fırat'ta Antep'in ve Urfa'nın bulunması yörenin gelişmekte olmasını, yani gelişmesine en büyük etkenlerden bir tanesi. Orta Fırat bölümünde şuna dikkat et. Antep, Akdeniz ikliminin doğuda en son bulduğu yerdir. Akdeniz iklimi doğuda Antep'le sınırlanır, azıcık Urfa'ya doğru geçebilir, çok fazla değil. O da bozulmuş Akdeniz iklimi diye çıkar ama Antep'i bilmemizde daha fayda var. Kuzeyde de özellikle Ege'den sonra da en son Güney Marmara'da biter arkadaşlar. Ve baktığınızda Akdeniz iklimin dağılışın doğuda en son yer bulduğu yer Orta Fırat'tır. Akdeniz ikliminin etkisi altına girdiğinden dolayı Güneydoğu Anadolu bölgesine bakıyorsunuz. Bu adam normalde karasal iklimde olduğu için İlkbaharda en fazla yağışın alması gerekirken bir bakıyorsun vatandaş en fazla yağışın ne zaman alıyor? Kış aylarında. İşte adam sana şöyle gelecek. Diyecek ki karasal iklimde olmasına rağmen neden Güneydoğu Anadolu bölgesi en fazla yağışın ilkbaharda değil de kış aylarında alıyor diye soracak. Ve sen cevabında ne diyeceksin? Diyeceksin ki bu adam az da olsa Akdeniz ikliminin etkisi altına giriyor ve bir de artı olarak kuraklık şiddeti fazla. Kuraklık şiddeti fazla olduğundan dolayı nem noktasında bağıl nemin artması ancak kış ayları, yani sıcaklığın düşmesiyle gerçekleşiyor. Ve bundan dolayı en fazla yağışını kış aylarında alıyor Güneydoğu Anadolu bölgesi. Ve Güneydoğu Anadolu bölgesi de yine kelime oyunu yapar sana. Ülkemin en kurak bölgesidir. Normalde bir yerin kuraklığı aldığı yağış azlığıyla bilinir. Merkez ne kadar az yağış alıyorsa o kadar kuraktır deriz. Bizim ülkemizde en az yağışı alan bölge İç Anadolu'dur ama en kurak bölge Güneydoğu Anadolu bölgesidir arkadaşlar. Çünkü orada buharlaşma şiddeti fazla. GDA'da buharlaşma şiddeti fazla olduğundan dolayı otomatikman ne oluyor hocam? En kurak yerimiz olarak çıkıyor. Ve burada kelime oyunu şöyle yapar. Der ki Güneydoğu Anadolu bölgesi en az yağış alan bölge olduğu için en kurak bölgedir der. Evet, sonda verdiği bilgi en kurak bölge bilgisi doğrudur. Ama en az yağış alan bölge olduğu için en kurak bölgedir terimi yanlıştır arkadaşlar. En az yağışı İç Anadolu alıyor ama en kurak bölge Güneydoğu Anadolu. Neden? Adam buharlaşma şiddeti fazla olduğundan dolayı en kurak bölge olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yani o sorunun cevabının doğru olabilmesi için şöyle yapması lazım. Şunu demesi lazım Tümce'de. Demesi lazım ki Güneydoğu Anadolu bölgesinde buharlaşma şiddeti fazla olduğundan dolayı en kurak bölge. Yine baktığınızda Güneydoğu Anadolu bölgesiyle alakalı düz bir bölge dedik. Bölgede tek bir tanecik yükselti noktasında ya da ön plana çıkan bir dağ olgusu var. O da kim hocam? Karaca Dağı.
Karacadağ bizim ülkemizdeki volkan dağlarından bir tanesidir ve en yayvan volkan konisidir. En yayvan volkan konisi derken hocam, çıkardığı lavlar akışkan bir yapıya sahip olduğundan dolayı ne yapmaya başlamış? Geniş alana yayılmış ve en yayvan volkan konisi olarak karşımıza çıkmış Güneydoğu Anadolu bölgesi. Ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile alakalı yine tarımsal faaliyetlerde bilmeni istediğim bir proje var arkadaşlar. Nedir o? GAP. GAP, Güney Anadolu Projesi, bir sulama projesi olarak karşınıza çıkar genellikle ama aslında bir bölgesel kalkınma projesidir. GAP içerisinde sulamayı, ulaşımı, ticareti, turizmi, eğitimi, birçok olguyu barındıran bir özelliğe sahiptir. Bundan dolayı bölgesel kalkınma ve şu anda bölgesel kalkınma projeleri içerisinde de en fazla uygulanan bölgesel kalkınma projesidir. Daha çok sulama amaçlı barajlar yapıldı, bölgeye su salımı gerçekleşti. Bu da tarımsal faaliyeti ne yaptı hocam? Gerçekleştirdi. GAP'tan sonra mesela Güneydoğu Anadolu bölgesinde ne arttı? Pamuk arttı. Şu anda Güneydoğu Anadolu bölgesi pamukta birinci sırada. Ve baktığınız zaman başka neyde birinci sırada? Aslında şöyle bir kodlamayla aklınıza tutabilirsiniz arkadaşlar. Ne dedik? GAP dedik değil mi? GAP, Güneydoğu Anadolu'da uygulanan bir proje. Aslında Güneydoğu Anadolu bölgesinin de birinci sırada olduğu ürünlerin bir kodlamasıdır. Nasıl yani hocam? Mesela GAP dedik, karpuz, kırmızı mercimek, kuraklık. Karpuzda, kırmızı mercimekte, kuraklıkta birinci Güneydoğu Anadolu. Antep fıstığı birinci sırada. Yine baktığımda petrol birinci sırada. Yine baktığımda pamuk birinci sırada arkadaşlar. Güneydoğu Anadolu bölgesinde uygulanan GAP aynı zamanda Güneydoğu Anadolu bölgesinin birinci olduğu unsurlarında birinci sırasını kodlaması olarak da karşımıza çıkıyor. Karpuz, kırmızı mercimek, kuraklık, Antep fıstığı, petrol, pamuk. Güneydoğu Anadolu bölgesinin birinci sırada oldukları unsurları. Ve Güneydoğu Anadolu bölgesiyle alakalı şuna dikkat edin arkadaşlar. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yerleşmeler daha çok toplu yerleşme. Ve kırsal kesimde mesken yapımında bir bakıyorsunuz daha çok taş ev kullanmış adamlar. Normalde karasal iklimin ve toplu yerleşmenin bulunduğu alanlarda kerpiç evler, toprak evler daha yaygınken burada taştan ev yapmışız. Neden burada taştan ev yapmışız? Birçok yerde, Akdeniz'de mesela taştan ev var arazi yapısıyla alakalı. Nevşehir'de taştan ev var arazi yapısıyla alakalı. Ama buradaki taştan ev arazi yapısıyla alakalı değil. Neyle alakalı hocam buradaki taştan ev? Buradaki taştan ev arkadaşlar arazinin ya da bölgenin sıcak olmasından dolayı, serin tutması için biraz daha taştan ev yapılmıştır. Onun için şöyle sorabilir, der ki ülkemizde kırsal kesimde mesken yapımında kullanılan taş evler genellikle bölgenin arazi yapısından kaynaklanan bir durumdur. Buna göre aşağıda verilen illerin hangisinde kullanılan taştan evin nedeni bu genellemeye uymaz diye sorar. Ya da taştan ev yapılmasının nedeni bu genellemeye uymaz diye sorar. Güneydoğu Anadolu'daki taştan evlerin yapılması arazi yapısından daha çok ikliminin sıcak olması, sıcaklığının yüksek olması ve serin tutmasından dolayı da karşıma çıkan özelliklerden bir tanesidir. Ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yerleşmelere bir bakıyorsunuz arkadaşlar. Yerleşmeler daha çok nerede karşıma çıkmış? Yerleşmeler arkadaşlar daha çok dağın etek kısımlarında yoğunlaşmış. Bu sadece Güneydoğu Anadolu bölgesi için değil aslında. Baktığınızda arkadaşlar İç Anadolu içerisinde geçerli. Mesela adam ne yapmamış hocam? Bakıyorum şimdi doğrudan. Vatandaş şöyle bir arazi içerisinde mesela Mardin'de şöyle bir durum söz konusu. Mardin dağların çok bir yükseltisi, yani hafiften bir yükselti değeri söz konusudur. Ve adam şuradaki düzlük araziyi çok seçmemiş de biraz daha Mardin'de mesela dağın eteğine doğru yerleşmiş. Soruyu şöyle getirir, der ki Güneydoğu Anadolu bölgesinde yerleşmeler daha çok bölgenin tepelerinde ya da bölgedeki dağların etek kısımlarında yoğunlaşmıştır. Bu durumun temel nedeni nedir diye sorar. Bu durumun temel nedeni nedir diye sorduğu zaman şunu yapacaksın. Şurada yağış biraz daha fazla olduğu için, su kaynağı biraz daha fazla olduğundan dolayı yerleşme oraya daha çok yoğunlaşmış. Yanlış anlaşılmasın, bak ağzımdan yağış fazla diye bir terim çıktı ama şöyle demiyorum, yani Türkiye genelinde yağış fazla falan değil. Bölge içerisinde çevresine göre yüksekte olan yerler biraz daha fazla yağış
aldığından dolayı otomatikman burada ne yapmış hocam? Yağışın fazla olmasına bağlı olarak burada yerleşme biraz daha yoğun olarak karşıma çıkmış. Burada sana kelime oyunu yapabileceği bir şey var. Ne der? Der ki Güneydoğu Anadolu ya da İç Anadolu bölgesinde dağların etek kısımlarında yoğunlaşan nüfus neden dağların etek kısmına yoğunlaşmıştır diye sorduğunda A şıkkına şunu koyar. Der ki düzlük araziyi tarım alanı olarak kullanabilmek için der atlamayacaksın bunu. Düzlük alanı tarım alanı olarak bırakmak için değil. Şurada biraz daha su kaynağı fazla olduğundan dolayı orada yerleşme daha yoğun. Sonuç olarak burası tarım arazisi olarak kalmıştır düzlük arazi. Ama o sonuçtur. Neden değil arkadaşlar. Bunu karıştırmayalım lütfen. Ve Güneydoğu Anadolu bölgesiyle alakalı GAP'la uygulanan projeler içerisinde dedik ya. GAP'ta şuna dikkat edin arkadaşlar. GAP Kilis. Bölge dışından projeye katılan bir ildir. Kilis Akdeniz bölgesinde yer alır ve baktığınızda GAP'a bölge dışından katılan ildir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Ve Güneydoğu Anadolu bölgesiyle alakalı yine Şanlıurfa'da Göbekli Tepe'yi unutmayın arkadaşlar. Hatta birazcık benden de aklınıza gelebilir Göbekli Tepe. Baktığınızda Göbekli Tepe son yıllarda yapılan kazılar ve ortaya çıkan bulgular ve sonuçlar sonrasında Göbekli Tepe ile alakalı tarihin akışını değiştirdiği bir unsurdur. Ve bu tarihin akışıyla da alakalı süreç içerisinde şunu görebiliyorsunuz çok rahat. İlk yerleşmelerin Mezopotamya'da değil Anadolu'da karşımıza çıktı ve ilk yerleşmenin Anadolu'da gerçekleştiğini kanıtlayan bulgular ortaya çıktığından dolayı Göbekli Tepe bu noktada Güneydoğu Anadolu bölgesinde önemlidir arkadaşlar. Ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yine Adıyaman'daki Nemrut'u karıştırmayın. Türkiye'de iki tane Nemrut vardır. Bir Bitlis'teki Nemrut Dağı, Nemrut Krater Gölü doğal bir güzelliktir. Ama Nemrut Dağı heykelleri dediği zaman, Nemrut heykelleri dediği zaman Adıyaman aklınıza gelsin. Burada elle yapılmış, insanın etkisiyle yapılmış tarihi kalıntı olarak Nemrut heykelleri vardır. Ve Nemrut Dağı Milli Parkı olarak geçer. Nemrut Dağı Milli Parkı dediği zaman Adıyaman. Ama Nemrut Krater Gölü dediği zaman Doğu Anadolu bölgesindeki Bitlis'teki yer aklımıza gelecek. Karıştırmayın, Türkiye'de iki tane Nemrut var.